Salatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evela ya'lemune ennallâhe ya'lemu mâ yusirrûne ve mâ yu'linûn. Sadakallahu azim. Kıymetli cemaatimiz, kıymetli bayanlar, kıymetli komşularımız, kardeşlerimiz, abilerimiz ve bizi dinleyen kardeşlerimiz telefonu başında. Yüce Mevlam Bakara suresi 77. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizli tuttuklarını da bilir, açığa vurduklarını da. Ayet-i kerimeden anlaşıldığına göre konumuz da bu. Allah açığa vurduklarımızı da bilir, gizlediklerimizi de bilir. Kıymetli kardeşlerimiz, Rabbimiz Allah her şeye gücü yeten ve tüm eksikliklerden uzak yüce bir yaratıcıdır. O bütün mükemmel vasıfları zatında barındırır. Her şeye gücü yeten ve her canlıya rızkını veren O'dur. Rabbimiz biz kullarını her an gözetlemekte ve kullarının yaptıklarından en ince ayrıntısına kadar her şeyden haberdar olmaktadır. Açıklamasını yaptığımız ayet-i kerimede Rabbimiz içi dışı farklı olan ve ağızlarıyla inandık deyip kalben inanmayan münafıklara seslenmektedir. Buna göre sözlerimizi gizlesek de açıklasak da Allah hepsinden haberdardır kardeşlerimiz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde bu konuya farklı şekillerde vurgu yapmıştır. Yüce Yaratıcımızın bu konuya bu kadar çok yer vermesinin sebeplerinden biri, biz kullarının gönüllerinde Allah'ın bizi her an gördüğü inancını yerleştirmektir. Böylece bütün düşünce, İnanç ve davranışlarımızda ona layık bir kul olmak için elimizden gelen her şeyi yaparız. Rabbimiz öyle bir yaratıcıdır ki kardeşlerimiz, O bizim gönlümüzün özünü bilir. Gönlümüzden geçen her şeyi bilir. Gönlümüzün özünü bilir. Öyle ya, yaratan yarattığı kulların içini bilmez mi hiç? Lokman suresinde bu konu bir örnekle şöyle anlatılmaktadır. Lokman öğütlerine şöyle devam etmektedir. Lokman suresi 16. ayet-i kerime. Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında da olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır buyuruyor Lokman evladına. Lokman suresi 16. ayet-i kerimede var. Kıymetli kardeşlerim, böylesine yüce bir yaratıcının huzurunda bizler nasıl günah işleyebiliriz? Ve başkalarının haklarına tecavüz nasıl edebiliriz? Madem ki o bulunduğumuz yer neresi olursa olsun bizimle beraber, madem ki dört kişinin fısıltıyla konuştuğu yerde beşinci Allah'tır, öyleyse gizli açık konuştuğumuz her söze dikkat etmeli ve hesabını veremeyeceğimiz söz ve hareketlerden uzak durmaya çalışmalıyız. Bakınız bir ayet-i kerimede Yüce Mevlamız ne buyuruyor? Kâf suresi 16. ayet-i kerime. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız buyuruyor Allah. O bize bizden daha yakındır kardeşlerimiz. Öyleyse biz unutsak da Allah her an bizimle beraberdir. O hiçbir zaman unutmaz. Onun melekleri kaydederler. Yaptığımız her şeyi teker teker kaydederler ve yarın kıyamet gününde bizim karşımıza çıkarırlar.
Kendi hesabını kendin gör. Al kitabını der Allah. Ya Rabbi bu kitap ne yapmış ya? Her şeyi yazmış. Hiçbir şey bırakmamış diyecek. Diyeceğiz biz. Evet, her şeyi yazmış. Her şeyi göreceğiz orada. Ve kendimiz düşüneceğiz. Vay be, ben günahkarmışım demek ki. Ya da ben iyi bir kulluk yapmışım demek ki diye düşüneceğiz kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerim, bize düşen görev onun bizi her yerde gördüğüne içtenlikle inanarak sorumluluklarımızı yerine getirmektir. Bizi gören birileri varken haramlardan uzak duruyor ama yalnız başımıza olduğumuz zaman bu haramları işleyebiliyorsak bu ayetleri gönlümüze bir daha okumalıyız ve kendimize şöyle seslenmeliyiz. Ey nefsim, sen Allah'ın her an seni gördüğünü ve nerede olursan olursa olsun yaptıklarından hesaba çekileceğini bilmez misin ey nefis diye nefsimize seslenmeliyiz kardeşlerimiz. O halde kardeşlerimiz, bizler Allah'ın bizi her an gördüğüne ve gizli açık söylediklerimizi bildiğine inanmış kimseler olarak önce söz ve davranışlarımıza dürüst olmaya çalışmalıyız. Nerede olursak olalım, hakkaniyetten ve adaletten asla ayrılmamalıyız. Rabbimizle irtibatımızı sağlayan ibadetlerimizle, insanlar arası ilişkilerimizde adalet, cömertlik, nezaket, tevazu ve hoşgörü gibi karşımızdaki insanlara huzur veren güzel ahlakımız ve herkesin güvenini kazanan dürüstlüğümüzle herkese örnek olmalıyız kardeşlerimiz. Ancak bu seviyeyi yakaladığımızda gerçek anlamda ve kulluğun tadına varmış oluruz, gerçek anlamda Müslüman oluruz. Yani insanların hakkına tecavüz etmeyen, insanların arkasından konuşmayan, insanlarla güzel geçinen, ailesiyle güzel geçinen, çocuklarıyla güzel geçinen, onları cennet namzeti yapmaya çalışan anne baba olmak, onlar komşularla iyi geçinen bir komşu, cenneti hak eden birer komşu olabilmek hepimizin elinde inşallah. Kardeşlerimiz, şunu unutmayalım ki Allah açığa vurduklarımızı da bilir, gizlediklerimizi de bilir. Onun için çok dikkatli olmak zorundayız. Çünkü yarın ahirette Allah o gizlediklerimizi karşımıza çıkaracaktır kimse görmese. Ama bu dünyada da oluyor. Bu dünyada siz ne kadar gizlerseniz gizleyin, bir gün o gizlediğiniz şeyler karşınıza çıkabiliyor kardeşlerimiz. Onun için dikkat edelim kendimize. Hayırlı bir insan olmaya gayret gösterelim. Güzel bir mümin olmaya gayret gösterelim. Peygamberimizin yolundan gidelim. Ona örnek alalım. Onun hayatını yaşamaya gayret gösterelim. Allah'ın hayırlı kulu olarak bu dünyadan hepimiz inşallah göçelim inşallah. Güzel kul olarak göçelim. Tevbeyle, efendim kelime-i şehadetle beraber bu dünyadan hep beraber göçelim inşallah kardeşlerimiz. Bugünkü konumuz buydu.